Mustafa Kemal Atatürk. 1881 yılıydı. O zamanlar vatan toprağı olan Selanik'te, 3 katlı pembe bir evde Ali Rıza Bey ve Zübeyde Hanım'ın bir oğlu dünyaya geldi. Adını Mustafa koydular. Mustafa, sarı saçlı, mavi gözlü, çok güzel bir çocuktu. Mahalle mektebi ile okul hayatına başlayan Mustafa, çok geçmeden babasının isteği üzerine Şemsi Efendi İlkokulu'na devam etti. Mustafa asker olmak istiyordu. Bu yüzden çok çalıştı ve Selanik askeri rüştiyesini kazandı. Mustafa okulda çok başarılı bir öğrenciydi ve kısa zamanda fark edilerek bütün öğretmenlerin sevgisini kazandı. Bir gün matematik öğretmeni Mustafa'ya, kendi ismi de Mustafa olduğu için bilgili anlamına gelen Kemal ismini verdi ve o günden sonra adı Mustafa Kemal oldu. Mustafa Kemal, Manastır Askeri Lisesi'nden de mezun olduktan sonra Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni de başarılı bir şekilde tamamlayarak Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle orduda göreve başladı. Böylece en büyük hayalini gerçekleştirmiş oldu. Bu dönemlerde ülkemiz zor zamanlar geçiriyordu. Düşmanlar yurdumuzun her yanını sarmıştı. Atatürk ve silah arkadaşları ülkemizi kurtarabilmek için birçok cephede cesurca savaştı. Özellikle Çanakkale cephesinde büyük başarılar elde ederek düşmanı yenilgiye uğrattı. Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazan Mustafa Kemal bütün yurtta tanınmış oldu. Zorlu bir savaştan çıkan ülkemizin durumu çok ağırdı. Fakat Atatürk ileri görüşlü ve sabırlı biriydi. İnancını ve kararlılığını hiçbir zaman kaybetmedi. Bu sırada düşmanlar yurdumuzu parçalamak için tekrar harekete geçmişlerdi. Mustafa Kemal buna dur demek için Bandırma vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Böylece Kurtuluş Savaşımız başlamış oldu. Bu savaş esnasında ülkemizin dört bir yanında halkımız Atatürk'e destek vererek düşmana karşı koydu. Ülkemizi savundu. 23 Nisan 1920'de Atatürk Ankara'ya geldi ve Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Böylece yeni bir devlet kurmak için ilk adımı atmış oldu. Bu güzel günü ise her yıl kutlamanız için siz çocuklara armağan etti. Çünkü Atatürk çocukları çok severdi ve onları ülkenin geleceği olarak görürdü. Yıllar süren savaşlar sonunda Atatürk ve silah arkadaşları halkımızın da desteğiyle büyük başarılar elde etti. Bütün bu gayret ve fedakarlıklar sonucunda şu an üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanet edildi. Savaş bitmişti ama Atatürk'ün yapacakları bitmemişti. Ülkemizin gelişmesi için birçok alanda yenilikler yaptı ve daha yapmayı düşündüğü de çok şey vardı. Fakat hastalığa yenik düştü. 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe onu kaybettik. Ve o aramızdan ayrıldı.